Hocam kaleciyken unutamadığınız en önemli an, hala hatırladığınız. Kaleciyken de işte, hiçbir an unutamam ki yani. Çünkü hepsi özeldi benim için. Ama şunu söyleyeyim, kötü goller yediğim maçlar oldu, sayısı az da olsa. Ama en güzel an olarak da Trabzonspor'da 6 gol, bir sezonda 6 gol yediğim sezondur. Hocam teknik adamı tabii ki unutamadığınız en önemli, en değerli anınız. Yani şimdi tabii kulüp bazında var, milli takım bazında var, hem oyuncu hem. Benim şimdi 50 yıl geçen bir futbol hayatım var. Hiçbirini diğerine ayıramıyorum. Yani bana bu tip şeylerde ben hiç mesela işte özel bir şey, işte şu anda şu kurtarış, yok yani hepsi önemli. Belki ayağımdan bir top kurtarmak, bazen işte ne bileyim attığın topla hücumu başlatmak veya işte bir maç kazandığım zaman sevinçler. Tabii ya uluslararası anlamda bakarsan, üst seviyede bakarsan Dünya Kupası farklı bir konumda. Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu farklı bir durumda. Çünkü ilk defa oluyorsunuz. Anadolu'dan bir takım şampiyon oluyor. Kolay bir iş değildi. Ama hepsini yani ben ayrı ayrı böyle fotoğraf gibi önüme koysanız yine seçim yapamam. Mümkün değil yapamam. Hocam peki çalışmaktan böyle çok keyif aldığınız çok özel bir oyuncu, disipliniyle, profesyoneliyle böyle bir oyuncu var mı sizin çalışma hayatınızda? Ya çok oyuncu var, örnek var. Yani sonundan başlayayım, başından mı başlayayım? Ama mesela yetenek itibariyle genç yaşta, 19 yaşında galiba, 19 yaşında gelmişti, Şota bize gelmişti. Çok yetenekli, hem çalışıp hem yeteneği çok fazla olan hem de çok çalışan bir oyuncuydu. Zaten karşılığını aldı, ondan Ajax'a gitti. Yani Ajax oyuncu üretirken biz ürettiğimiz oyuncu Ajax'a verdik. İyi parayla verildi yani. Öyle baktığın zaman yine problem olarak görünen son dönemde bakayım yine. Yabancıdan bilim aslında Türk oyuncuları dışlamış değil. Çok Türk oyuncu var. Mesela Selçuk örnek bir oyuncudur bu konuda. Çok aşama yapan Türk oyuncuları var. Değişime uğrayan. Onları hepsini verebilirim. Ama bunun için benim hayatımda sorunun cevabı. Hani bir şey oyuncuya sormuş da iki tane gol atmış hayatı boyunca. Soruyorlar işte. Unutmak, istesen bile unutamadığın bir gol var mı dedi ya. Veya işte en güzel attığın gol hangisidir? İki tane gol attım zaten, ne unutacağım? Benim hayatımda o kadar böyle esnafına var ki hangisini vereceğimi ben de şu anda söyleyemiyorum. O yüzden zor bir durum ama şunu söyleyeyim. Selçuk mesela Trabzonspor'a geldiğinde çalışmayı sevmiyor diye düşündüğüm Selçuk. Ondan sonra çalışmayı en çok seven bir oyuncu olarak şimdi de marka diğer olarak Türkiye'de bir isim yapan oyuncu oldu. İşte Burak bu değişimi yaptı, yapabiliyor. Çok oyuncu var yani örnek olarak vereceğim. Bunlar çalışmayla zevk alınacak oyuncular ama problem olarak başlayıp da sonunda herkesin de kabul ettiği bir Ricardo Quaresma var şu anda. Ki ben Abdullah Cedar konuştum, o da aynı şeyi söylüyor. Kim sorsanız aynı şeyi söyler size. Evet sorunları var gibi görünüyor ama çalışmaya baktığınız zaman en iyi profesyonel. Şu anda yaşına baktığınız zaman sanki bugün son günüm diye çalışıyor. Bu önemli. O zaman da keyif alıyorsun. Yani işini seven oyuncu çok mesela Beşiktaş'ta böyle çok oyuncu var. Ama onların işte bozulmaması gerekiyor. O çalışma heyecanını ortadan kaldırmamak gerekiyor. Keza Trabzon'da bizim dönemimizdeki oyuncu grubu böyleydi. Yani bizim dönemimizdeki oyuncu grubu. Ali Kemal'ler, Hüseyin'ler, Necati. Biz futbol oynamayı seviyorduk. Hiçbir şey düşünmüyorduk ya. Maç yapıyorduk. Kendi aramızda oyun oynamak. Keyif almak. Yoksa orada bir hesap kazanmak, kaybetmek ayrı şey. Tabii kazanmak istiyoruz. Ama kaybettiğimiz zaman yeniden başlıyorduk. Onun başka bir hesabı yoktu kafamızda. Bu bir keyiftir. Yani onun yüzden hep söylüyorum oyunculara. Oynarken keyif al. O keyfi de hissettir taraftara. Zaten futbol sevilir. Benim için oyuncular isim olarak da şimdi ikişer tane verdim ama çok oyuncu var. Yani o da şimdi söylenmeyenleri sayarsam zaten bu program gitmez. Hocam isimler söyleyince sizin için ne ifade ettiği mesela Burak Yılmaz. Burak yeniden doğan bir futbolcu. Yeniden doğmayı sağlayan bir oyuncu. Kendisi yaptığı için söylüyorum onu. Quaresma asi görünüp çok iyi bir profesyonel. Yattara estetik olarak özel bir oyuncu. Şota yaratıcılığı, tekniği, çalışması hepsinin içinde barındıran farklı bir oyuncu. Ünal Karaman karakter olarak, insan olarak çok değerli. Oyuncu olarak da başarılı. Şimdi antrenörde başarılı olacağını düşündüğüm bir arkadaşım. Güney Kore için neler söylemek istersiniz? Güney Kore huzurun, temizliğin bir düzenin olduğu bir yer. Hocam klasik bir soru. Messi mi Ronaldo mu?
Ben Messi taraftarıyım. Yani daha yaratıcılığı fazla. Ama ikisini de önemsiyorum. Onu da açıklamak gerekiyor. Ronaldo da çok çalışarak vücudu değişen bir oyuncu. Vücudunu değiştirmeyerek oyunculuğuyla, zekasıyla, yeteneğiyle, karakteriyle, yaratıcılığıyla öne çıkan bir Messi var. Her zaman farklı şeyler sunabilecek diye bakıyorum. Ama Ronaldo da gücüyle, yani gücünü de geliştirerek, çünkü Ümit takımında bize karşı oynadı benim dönemde 2002 yıllarında. Ümit takımında bize karşı oynarken daha farklı, böyle zayıf, dribling yapabilen farklı bir oyuncuydu. Gücünü üst seviyeye koyarak örnek alınması gereken bir oyuncu. Çalışmayla çok şeyin fiziksel değişmeyi orayıp başarılı olacağını gösteren bir oyuncu. O yüzden o profesyonelliğini hala devam ettirdiğini bildiğim için söylüyorum bunu. Oyuncuların da onu da örnek alması gerekir. Hocam Sergen bir Yılmaz mı? İkisi de lazım bize. Yani çünkü biri orta saha, biri hücum. İkisi de yaratıcı, çabuk şey Rıdvan. İkisi de daha oyun oynanmadan hisseden ve onu hayata geçiren oyuncu. Yani bunlar bana göre kayıp oyuncu Türkiye için. Bu ikisi mesela Avrupa'da olması gerekirdi. Burak için aynı şey, şimdi oynayanlardan söyleyeyim. Geçmişte Sergen de eğer Rıdvan Avrupa'da olsaydı zaten biz başka şeyler konuşuyorduk. Hocam futbolcu hayatında pişmanlık yaşadığınız, keşke yapmasın dediğiniz bir anınız oldu mu? Yaşadığınız bir an, bir karar? Yok, ben mesela beni büyüten zaten yanlışlar, haksızlıklar karşısında teslim olmamaktı. Kendimle ilgili de o günkü verdiğim kararların doğru olduğunu düşünüyorum. Mesela transferlerim oldu. Mesela Trabzon'a hiç ayrılmadım geldikten sonra. Ayrılabiliyordum. Hatta anlaşma durumuna geldik. 3 tane oyuncu Ali Kemal, Allah rahmet eylesin Kadir, ben o zaman Galatasaray'la çok istedi. Ekonomik olarak da üst seviyede paralar verildi ama üçümüz de gelmedik. Trabzonspor 4 tane kupa aldığı zaman başbakanlık, cumhurbaşkanlığı kupası, lig ve Türkiye kupasını, o zaman 2 kupayı alan takım Fenerbahçe Galatasaray'la oynadık 2 maçı başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı kupası. 4 kupa aldıktan sonra bize çok büyük yüksek parayla almak istediği zaman gelmedik. Böyle bir karar verdim. Doğru karar verdim. Bu kararlar çünkü verirsiniz o kararı, sonra yanlış olduğunu görebilirsiniz. Ama bizim öyle olmadı. Yani futbolu bırakma kararı aldım. Ahmet'in kaptanıyken, oynarken, yaşım 35'te ama oynamaya müsaitken bir karar aldım. Sonra baktım iyi ki de vermişim karar. Oynayabilirdim. Kararlar sonuçlar çıktıktan sonra değerlendirilir. O yüzden pişmanlığım yok. Ama oyuncu hatalarım var tabii, vardı mutlaka ama şu anda onda aklıma gelenler yok. Hocam en sevdiğiniz yemek nedir? Ben çocukluğumdan beri yani yemekler konusunda yoğurt özellikle. Ben mesela sadece yoğurt yiyip günü geçirdiğimi, sadece yoğurt yiyip idmana çıktığımı, yani 2 idman yapardık oyuncuyken mesela. Öğle arası sadece bir yoğurt yediğimi bilirim. O zaman çömlek yoğurtları vardı, onlar meşhurdu. Tabii o zamanki hep köy yoğurdu diyoruz, organik yoğurttu. En çok sevdiğim yemek, yani öyle bakarsan yemek olarak. Yani bir yemek şeyim yok ama sebze daha ağırlık diyelim. Bir de balık ama en çok yoğurt. Bizim oradan yöresel olarak. İşte yoğurt mısır ekmeği. Yani eşi de zaten onu söylemedim. Onu dediğim zaman anlaşılır. Mısır ekmeği dokunuyor bana şimdi ama yoğurt ve mısır ekmeğini özellikle severim. Hocam en sevdiğiniz giysiniz, bir takınız, saat olabilir. Var mı böyle? Ya yani yok, takıntım yok. Zaten takmamaya çalışıyorum. Ben mümkünse hiçbir şey takmam ama elbise olarak bakarsan ben mavi renkleri severim. Mavi renkleri giymeyi çok severim. En sevdiğiniz şehir? Yani doğduğum, büyüdüğüm şehir Trabzon ama İstanbul'a geldikten sonra İstanbul'da özel bir tarafı var ama yani ne olursa olsun çocukluğumuz orada, özlemlerimiz orada, kendi şehrimi seviyorum. Her ne kadar kentsel bir gelişiminde kötü bir büyüme olsa da bile, çünkü eski doğa güzelliği, saflığı, temizliği, insani duygularında kayıpları olsa da bile kendi şehrim her zaman öndedir. Hocam milli takım başarısı mı, kulüp başarısı mı? Milli takım tabii yani ben... Yani şimdi görevde olduğum için değil, hep söylüyorum. Önce milli takım maçlarıdır. Sonra Şampiyonlar Ligi, sonra UEFA Ligi, ondan sonra da Süper Lig ve diğer ligler. Sırama hep budur. Hep bunu konuşurum. Söylerim de yani, çünkü milli takım o ülkeyi temsil ediyor. Kulüplerimiz de o ülkeyi temsil ediyor. Kulüpler profesyonel yapıları itibariyle haklı tarafları var. Çünkü paraları onlar veriyor. Onlar da önemli. Onlar da Şampiyonlar Ligi öncelikle. Hocam